Belki bilim araştırmıştır, bir yerlere yazmıştır, çizmiştir. Ama bizler hamileliğin neden 9 ay sürdüğünü bilmiyoruz. Niye 8 ay ya da 10 ay değil de 9 ay? Üstelik standart gibi. Normal doğum 9 ayda gerçekleşir. 9 ay sonra bebeği annenin karnından biz almıyoruz ki. Vakti gelince kendisi çıkıyor. Yani biz hamilelik süresinin neden 9 ay olduğunu sadece merak ediyoruz. Belki bilim incelemiş, bu konuda bir açıklama getirmiştir. İsterseniz hep birlikte bilimin bu konuda ne dediğine göz atalım. Bilim insanları uzun bir süre insanoğlunun evrimleşme sürecinde büyüyen beyinleriyle birlikte iki ayak üzerinde yürümeye başlamasından dolayı kadınların leğen kemiğinin daraldığını öne sürdüler. Bugüne kadarki bilimsel görüşlere göre leğen kemiğinin genişlemesi iki ayak üzerinde yürüyüşe engeldi. Bilim insanları bundan obstetrik ikilem olarak söz eder. Evrim buna çözüm olarak hamileliği 9 ayla sınırlandırmış. Amerikalı bilim insanı Profesör Holly Donsworth, obstetrik ikilem teorisi 10 yıllardır antropolojide öğretiliyor ama bu tez için kanıtlar aradığımda bir tane bile bulamadım diyor. Araştırmasında kadınları yürüyen bant üzerinde yürüterek hareketlerini analiz eden bilim kadını, beklenenin aksine leğen kemiği genişliği ve hareketlilik arasında bir ilişki bulamadı. Doğuma uygun bir yapı kesinlikle yürümek veya koşmak için engel değil. Araştırmamız doğum kanalı büyüklüğünün hareketlerimiz yüzünden kısıtlandığı görüşünün doğru olmadığını gösterdi. Geniş bir kalçaya sahip olmak doğru dürüst yürüyememek anlamına gelmiyor. Hamileliğin uzunluğunun annenin doğum kanalının büyüklüğü ve nihayetinde leğen kemiğinin genişliği ile belirlendiği bir süreç değildir diyor. Profesör Dunsworth'un antropologların obstetrik ikilem dediği makalesi İnsan hamileliğinin uzunluğunun doğum kanalının büyüklüğü ile değil, esas olarak bir annenin metabolizması ile sınırlı olduğu sonucuna varıyor. Yani doğum, annenin hamilelik ve bebeğin gelişimi için artık yeterli enerjiyi sağlayamadığı ve annenin metabolik tehlike sınırına ulaşması halinde gerçekleştiğini belirtiyor. Diğer yandan bakacak olursa, hamilelik süresinin standart, böyle bıçak keser gibi tam 9 ay olması, yani annenin ya da bebeğin durumuna göre farklılık göstermemesi şaşırtıcı. Bence ileri sürülen iki hipotez de doğru olabilir ama ikna edici değil. Hayatın neresinde böyle bıçakla kesilmiş gibi net, standart bir süre var. Düşünün bir kere. Annenin hamilelik durumu, doğacak çocuğun özellikleri de süreye etki etmiyor. Hayatımızda böyle hiçbir şeyden etkilenmeyen hangi olay var? Belki sadece güneşin doğması. Şaşırtıcı gerçekten.